Selam herkese. Öncelikle müthiş heyecanlıyım, onu belirteyim. Ee, aşağı yukarı 13-14 yaşımdan beri sahneye çıkıyorum. 23 yaşımdan bu yana da aşağı yukarı 15 senedir profesyonel sahne hayatım var. Çok, yüzlerce kez sahneye çıktım. Hep başka kahramanların hikayelerini anlattım ama ilk kez biraz kendi e, hayat hikayemle ilgili e, bir şeyler paylaşacağım ve bu sadece 12 dakikayla sınırlı. Hayatta en nefret ettiğim şey sınırlanmak. Hiçbir zaman sevmedim sınırlanmayı çocukluktan beri. TEDx konuşması ile ilgili daha önce hiçbir fikrim yoktu. Beni buna davet ettikleri zaman neymiş diye baktığımda, çünkü büyük bir mail aldım. İşte koşullar bu, şöyle konuşacaksın, böyle konuşacaksın, 12 dakikan var filan. Bir de dedi, şimdi niye geri gidiyorsun diyebilirsiniz, hoparlörden uzak dur dediler. O yüzden geri gidiyorum. E ee, dediler ki bana işte başlık köprüyü geçmek ama dediler bir tane de alt başlık bulmanız gerekiyor filan. Neden dedim? Ya hani o köprüyü geçmek ama hani sizin hayatınızın sonuçta başka bir şey. O yüzden siz bir alt başlık bulun filan dediler. Ya dedim ki bu başlık merakı nedir dedim ya. Nedir yani? Hayatta insanoğlunun uydurduğu bir şey bu. Hayatta her aşamada hep bir baş istiyoruz kendimize, kurduğumuz cümlelere, bizi yönetenler istiyoruz hayatta aldığımız kararlarda filan. Sonra dedim ki ya devrim saçma ama bu bir disiplindir aynı zamanda. Çünkü tiyatroda da öyledir. Bir doğaçlama yaparız mesela. Doğaçlama yaparken doğaçlama esasen e, o an paldur küldür olan ve bir daha tekrarlanamayan bir şey değildir. Aslında başı sonu olan, başı ve sonu belli olan ama arada geçiş yaptığınız bir şeydir. Eskiden mesela mesleğe ilk başladığımız zamanlarda bunu bile yanlış biliyorduk. Hocalarımız bize bir doğaçlama yap dediğinde çıkardık. Bir şey yapardık. Tekrarla derdi bize. Tekrarlayamazdık. Ne fiziksel olarak ne psikolojik olarak. Dolayısıyla aslında bunun yani bir başlık bulmanın bir alt başlık bulmanın aslında insanı disipline eden bir şey olduğunu, anlatmak istediği hikayeyi dağıtmasına engel olduğunu düşünerek ben bir alt başlık gönderdim arkadaşlara. O da şuydu. Aslında benim hayatımın genelini bu yaşıma kadar bundan sonra ne olacak bilemem ama özetleyen bir şeydi. O da şu, acaba hevesli olmak mı gerekiyor yoksa bir ömür adanmışlık mı? Burada ne demek istiyoruz? Burada aslında insanoğlunun zaaflarıyla yüzleşiyoruz. 18 yaşındaydım, bir tane şiir yazmıştım konservatuarda. O an yazdığımda farkında değildim. Geçen gün konservatuar notlarım karıştırırken karşılaştım. Şöyle bir şeydi, Doğduğumda alıp götürmüşler, hiç bilmediğim köylerden, kasabalardan, sahillerden geçirmişler beni. Sonra tek ayak üstünde bırakmışlar, ikinciyi basamadan yere. Büyü öğren, anla derdi babam. Şimdi anlar gibi miyim onu? Büyüdüm, köyler büyüdü, kent oldu, insanlar büyüdü, dev oldu, ben büyüdüm. Ama gördüm ki, şu pencerenin arasından esen rüzgar mırıldanıyor babamın sesini ve insanlar terk ediyor beni. Karanlık gecelerle boğuşarak yaşıyorum kendimi ve seni. Sen kim diye sordum kendime. O tiyatroydu. Benim e, 13 yaşında başladığım meslek. Hayatta hiçbir zaman kendimi başka hiçbir şeyle ifade edemeyeceğim. Edemeyeceğimi fark ettiğim meslek. Tanrı'ya şükürler olsun bunu icra edebiliyorum. Fakat icra etmeye başladıktan sonra başka zorluklarla karşılaşmaya başladım. Hiçbir zaman o karamolden kurtulamadım. Çünkü insanlar hep senden sisteme adapte olmanı, sistemin senden istediklerini yerine getirmeni istiyorlar. Her zaman dizilere karşı oldum. Şöhrete karşı oldum. 23 yaşında konservatuvarı bitirip yurt dışında ve Türkiye'de devlet tiyatrolarında hizmetime başladıktan sonra gelen birçok teklifi reddettim ta ki 31 yaşımda Fetih 1453'teki Fatih Sultan Mehmet rolü gelene kadar. Bir gün arkadaşlarıma demiştim ki ya ben gidip işte İstanbul'da filanca dizide bilmem ne oynamam. Eğer ben bir gün İstanbul'a gidersem orayı fethetmeye giderim. Aslında oradaki anlam şeydi. Yani mesleki olarak bir liyakatten bahsediyordum. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'deki en büyük eksiklik genel anlamda liyakat problemi. Bütün mesleklerde. Köprüyü geçerken ayya dayı diyenler bir yere geliyor. Köprüyü geçerken yalakalık yapanlar bir yere geliyor şöhreti ve parayı elde etmek için sadece sistemin sana sunduklarını yerine getirenler bir yere geliyor. Onun dışındaki herkes vatan haini bu ülkede. Onun dışındaki herkes öteleniyor bu ülkede. Bu bir gerçek. Ben bu gerçeği çok küçükken fark etmişim demek ki. Bu şiiri de ondan yazmışım. Çünkü o dönemde konservatuardaki o konservatif yapı içerisinde bir problem yaşıyordum ben. O sistem içerisinde bir problem yaşıyordum ve çözemiyordum. Ben bunu çözemedikçe bu karmaşığı yaşarken etrafımda yalnızlaştığımı hissettim. Sonra kendi kendime dedim ki devrim dedim. Kuru kalabalıklarda haldır küldür böyle yürüyüp bir şeyler yapmaya çalışmaktansa tek başına yalnız kal. Kısa vadede kaybedebilirsin ama belki ölümsüzlüğü keşfedebilirsin. Nedir ölümsüzlük? Bir edebiyatçı, bir sanatçı nasıl ölümsüz olur? fikirleriyle asla ve asla kendi ideolojilerinden sapmayarak, hayatı boyunca bütün tavrını ezilenlerden yana alarak, gücün yanında olmaktansa adaletin ve vicdanın yanında olarak, sanatçı, kardeşim sen sanatçısın, sanatını icra et, ne yapacaksın ya bu siyaseti falan politikayı, sana ne? Diyenlere inat, aslında sanatçının toplumun birkaç adım önünde onların bazen korkarak söyleyemediklerini tam tersi cesaretle söyleyen kişi olduğunun farkında olmak. Dolayısıyla Fetih 1453 olunca tabii ortaya bir padişah çıktı şimdi. Şimdi padişah olunca tabii bir güç sembolü var orada. Şimdi beni tiyatroda tabii salonlarda 200-300 kişi izliyordu. Bir anda milyonlarca insan izlemeye başladı. Söylemesi ayıp Türkiye'de 6,5 milyon, Avrupa'da 7 milyon. Tüm dünyada 178 milyon dolar hasılat yapan bir filmden bahsediyoruz. Bir baktım benim Endonezya'dan, Çin'den, işte efendim Mısır'dan, Amerika'dan, Rusya'dan hayranlarım olmaya başladı. Türkiye'den de oldukça hayranım olmaya başladı. Fakat bunların hepsi Fatih Sultan Mehmet'i işte kılıcını çeken, ortalığı işte kan revan içerisinde götüren bir adam olarak algılıyor. Yani bir kahraman, bir güç simgesi olarak algılıyorlar. Oysa ki bahsettiğimiz adam Medresede müthiş bir eğitimden geçiyor. Yedi dil konuşuyor. Aynı zamanda Avni lakabıyla şiirler yazan bir edebiyatçı. Müthiş bir matematikçi ve fizikçi. Dünyadaki ilk e, şahi topu tasarımını yapan kişi. Yani bir ne diyebiliriz bugün? Bir makine mühendisi aynı zamanda. Hristiyanlık dinini bile bir Hristiyandan çok daha iyi bilecek şekilde, çünkü annesi Marat, üvey annesi Marat tarafından yetiştirildi bu anlamda. Bütün dinleri açık ve bütün, bütün dinleri ezber olarak değil, bilen, hakim olan. İstanbul'u fethettikten sonra yeri gelip kilisede gidip ayin dinleyen ve yanında sadece iki tane korumayla giden ayin dinlemeye. Muazzam bir insandan bahsediyoruz. 19 yaşında fethetmeye karar veriyor. Ve müthiş bir, ben ona stratejik fetih diyorum. Aslında psikolojik anlamda fethedildi İstanbul. Ve 21 yaşında fethediyor. Ama biz onun sadece kahramanlık şeylerini oluyoruz. Doğal olarak bana da tabii işte sultanım, padişahım falan filan da yaklaşıyorlar. Ben de o arada 23 yaşında bir arabam var benim. Nissan NX Coupe. Tamirciye götürüyorum. Arada bir bozuluyor. Sürekli korneye bastıkça böyle sanayi sanayi diyen bir araba. Bana diyor ki şimdi şey, Tamirci çocuk. ''Abi'' diyor, ''Koca Sultan'a yakışır mı?'' diyor yani. ''Savionic Scoop'e <laughs> bir Range Rover görelim altında.'' falan diyor. Ya diyorum, ''Niye ki öyle diyorsun?'' falan. Şimdi niye öyle diyor? Çünkü bizim ülkemizde böyle. Bizim ülkemizde güç, para, şöhret, araba ve her şey önünüzde tamah ediliyor. Dedim ki, ''Ya bak işte öyle değil.'' ''Abi'' dedi, ''Ya yakışıyor mu?'' dedi yani. ''Hani sonuçta senin'' dedi filan. Dedim ki bak kardeşim öyle değil şöyle falan. Bu 2012 yılı. Aradan bir sene geçti. Bu gezi olayları dönemi yaklaşıyor. O bir takım Roboski olayları oldu. İşte şey Hatay'daki o bombalama olayı oldu falan. Ben böyle bunun öncesinde Fethi'den önce zaten tekel direniş eylemleri falan vardı. Ben oradaydım sürekli tekel işçileriyle. Sonra da bu olaylar falan tabii ben daha çok dikkat çekmeye başladım ya Fethi'yle beraber. Vay arkadaş senin ne işin var orada? Vay arkadaş senin ne işin var orada? Efendim sen Ermeni misin? Sen şu musun? Sen bu musun? Yani kendilerince ötekileştirecekleri bütün kavramlar üzerinde kullanarak şey yapmaya çalıştılar. Ama hiçbir zaman şunu kavrayamadılar. Aslında bir insan güçten yana değil, vicdandan yana tavır almalı. O zaman yani köprüyü geçerken ayıya dayı dememeli. E tabii ki köprüyü geçerken geçtiği köprüyü de tekmelememeli. Sadık kalmalı nereden çıktığını bilmeli. Ee, böyle olunca biraz dışlandık. Vatan haini falan ilan edildik. Sonra hikayemle ilgilenmeye başladılar. Baktılar ki bir emekli polis memurunun oğlu bu. Nasıl oluyor lan dediler. Babası ihraç edilmiştir bunun kesin. Baktılar öyle bir hikaye de yok. Adam emekli olmuş. Dediler bu nedir filan. İşte şudur budur. Hani var ya bugünlerde Kürttür bu. Ermenidir, Alevidir filan gibi. Baktılar bayağı Türkmen bir çocuk bu. Kökü filan araştırdılar. Şudur budur. Hiçbir şey bulamıyorlar adamlar. Ya dediler, kardeşim Fatih oynamışsın, peşinden Yunus Emre şu bu. Sen trilyonlarla bilmem ne yapacakken niye böyle bir tavır alıyorsun? Niye? Ha bu şey, bu Almanların adı mı? Bu dış mihrakların bilmem nesi demeye başladılar bu sefer. Baktılar oradan da bir şey çıkmıyor. En son baktılar, adam devlet tiyatro sanatçısı, yani devlet memuru kısmen. Oradan acaba bir şey yapabilir miyiz filan? E çünkü 12 yıldır ben Adana'da görev yapıyorum, hala tayinimi yapmadılar. Buradan da söylemiş olayım. Dediler tamam o zaman biz bunun tayinini yapmayalım. Tayinini yaptırmak için en azından tamah etmeye başlar. Baktılar yine tamah etmiyorum. Biraz sinirleri bozuldu. Demem o ki. Ben bunu küçükken keşfettim. Geçtiğiniz köprüyü tekmelemeyin. Köprüyü geçerken de ayı ya dayı demeyin. Benim için köprüyü geçmek fiziksel bir kavram değildir. Tamamen soyut bir kavramdır. İnsanın ideolojileri, fikirleri, hayat görüşü sapmazsa insan ölümsüzlüğü keşfeder. İnsan kalıcı olur. Belki e, birçok insan gücün yanında yer alan çoğunluk, ben onlara kuru kalabalık diyorum. Yani kuru kalabalıkta yalnız kalmak erdemli bir şeydir. Bugünlerde çoğunluk diye konuşulan şey, çoğunlukta yer almak her zaman güzel bir şey olmayabilir. Bir gün ölürsünüz hayattan gittiğinizde ölümsüz olmaktır mühim olan. Yani derler yani arkandan küfretmek arkanızdan küfredecek birisini bırakmamanız mühim olan. Ben biraz böyle spontan hani bir şey yaptım. Sürem ne kadar kaldı? 13 dakika mı oldu? Oldu mu o kadar ya? He? Çocuklar? Çok özür dilerim, bitmiş. <laughs> Son olarak şunu söyleyeyim. Öyle bağlayayım. Heves gelip geçicidir. Gençlik iksiri gibi. Çabuk gider. Ama adanmışlık bir ömür gerektirir. Lütfen kendinizi vicdandan, namustan, haysiyetten, onurdan, güçlüden değil, insanlıktan, evrensel anlamda insani değerlerden yana tutun ve oraya kendinizi bir ömür adayın. Hangi mesleği icra ediyorsanız edin. Ve ben inanıyorum ki, bu benim sözüm değil tabii ki, bir gün vicdanlı insanlar da vicdansız insanlar kadar güçlü ve cesaretli olurlarsa tüm insanlık için bir kurtuluş olacaktır sevgiler. 来。No?